Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi aday adayı İsmail Cengiz'e destek veren Arıcaklı 300 kişi törenle yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi aday adayı olan İsmail Cengiz'e destek veren Arıcaklı 300 kişi il başkanlığına giderek partiye katıldı. Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi aday adayı İsmail Cengiz, kendisine destek vermek üzere partiye katılanlara teşekkür etti. Cengiz, Faruk Septioğlu'nun adaylığının Elazığ'da heyecan uyandırdığını söyledi. Sayın Faruk Septioğlu'nun Yeniden Refah Partisi'nden adaylığı şehrimize çok büyük bir heyecan ve çok güzel bir sinerji katmıştır. İnşallah partimize, Sayın Belediye Başkan adayımıza destek olmaya, bu davaya omuz vermeye geldik Allah'ın izniyle. Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Faruk Septioğlu, Türkiye'de hakkın, hukukun, adaletin oturduğu bir nizamı Elazığ'dan başlatmak istediklerini ifade etti. Her türlü haksızlığın karşısında Elazığ insanımız elini vicdanına koyup doğruyu tercihi yaptığını her zaman göstermiştir. Son yılları söylemiyoruz, biraz akıllarla oynandı. Fakat artık inşallah Türkiye'de hakkın, hukukun, adaletin oturduğu bir nizam. Başlangıcını Allah'ın izniyle burada başlatıyoruz Elazığ'da. Ama artık inşallah laf dönemi bitti. İcraat dönemi Allah'ın izniyle. Elazığ'ımızda biz bu icraatlarımızla göstereceğiz. Bu Türkiye'ye ışık olacak. Fatih hocamız da Türkiye'nin düzelmesine vesile olacak Allah'ın izniyle. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş, partilerine büyük bir katılımın olduğunu söylerken, 31 Mart'ta Faruk Septioğlu'nu belediye başkanlığı koltuğunda görmek istediklerini kaydetti. Partimize bütün partilerden, tüm kesimlerden her gün onlarca, yüzlerce insan katılıyor ve partimiz çığ gibi büyüyor elhamdülillah. Bugün de aramıza Arıcaklılar Dernek Başkanı ve farklı sivil toplum örgütleri ve 300 kişilik ekibiyle Arıcaklı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, Türkiye'de seçmenin aradığı alternatif partinin Yeniden Refah Partisi olduğunu dile getirdi. Türkiye'de artık insanların onlarca yıldır aramış olduğu alternatif, doğru adres, doğru parti görünmüş oldu, doğru lider de görünmüş oldu. Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.